Kanalıma hoş geldiniz bacılar. Hazırlandım, nereye gidiyorum? Can Mahmet için randevu almıştım. Bugün 4 Temmuz. Konuşmadığı için hani. Ruh sağlığı var bizim burada. Oraya götürüyorum arkadaşlar. 15-20 geçe yani. 3-20 geçe randevum var. Annem güldüğüm nefesi anneme bırakacak. Hayır kızım, ben gezmeye gitmiyorum. Kardeşim doktora götüreceğim. Öyle yani arkadaşlar. İnşallah hayırlı bir haber alırım. Size de bilgi veririm zaten. Bir içimi rahatlatayım. 3 yaşına çünkü girmesine az kaldı. 2 ay bir süre kaldı yani. Dur bakayım ne diyecek. Bu arada iyisinizdir inşallah. Bir sıkıntı, sorun yoktur. Şimdi ben çıkayım. Anahtarı aç. Kapıyı Can Mahmet. Biz nereye gidiyoruz? Dur bakalım, siz bu videoyu izlediğinizde yarın olacak da yine de dua edin ama. Ha in. Vallahi nefesim kalmadı ha. Söylememe gerek yok, anladınız ne olduğunu zaten. Güneş tepemde yakıyor. Can Mahmet yavaş. Ha aferin oğlum, gel yanıma. Koş koş koş. Allah'ım şimdi tipe bakın yine. Can Mahmet. Ay kurumuşlar. Buralar da böyle arkadaşlar, bakın güzel yerler. Açık alan yani. Arkadaşlar duraktayım, şimdi otobüsü bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek. Saat 2 çeyrek geçiyor, daha var da biz 1 saat 15 dakika var. Yok 5 dakika var. Bir gelseydi ama. Can Mahmet de burada şeyle oynuyor, toprakla. Acaba ne diyecek, merak ediyorum ha. Her şeyi anlatacağım. Hani eşim vefat etti falan, onları da söyleyeceğim. Dur bakalım. İçim rahat ama işte vesvese geliyor. Tamam be. Arkadaşlar geldim. Karşıya geçeceğim şimdi, bakın. Hadi Can Mahmet gel. Acaba neresi? Gel. Elini ver. Acaba nerede? Arkadaşlar burası da böyle. Bakın. Atma yere. Onu yerden al. Hı. Çöpe at. Tamam mı? Anne tamam. Tamam, anne tamam demek. Nerede çöp? Nerede? Aa gel bak, şurada çöp var, gel atalım. Gel hadi. Ha. Tamam al sen at. Tamam hadi gel. Ha. Bak orada var canım. Küçük adam. Küçük adam. Beni seviyor musun? Ha ha. Aha yani. Aa gel, çeşme var orada. Su şey diyeceğim ama gülmeyin. Aynı piknik alanı gibi burası arkadaşlar. Bakın böyle ağaçlar var. Mis gibi çam ağacı kokuyor. Arkadaşlar yanlış gelmişiz ya. Ta nereye gideceğim şimdi? Can Mahmet de durmuyor her zamanki gibi. Bakın cebelleşiyor benimle. Ah, daha ta oraya gideceğiz. Oo, gel gel oğlum. Ay arkadaşlar yanlış yere gelmiştik, biz düzelttik. Ta arka tarafta geldik. Hadi şimdi oğlum gel. Neyse ki yetiştik çok şükür. Koş koş koş. Doktor amcaya ne diyeceğim? Koş 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 koş. Tamamdır, doğru. Can Mahmet. Neyse arkadaşlar çok şükür doktorun yerini bulduk. Şimdi bekliyoruz. 20 dakika var. Can Mahmet bu arada coştu. Oğlum. Hastaneye ayağa kaldırdım. Neyse ki hastanenin işleri var. Arkadaşlar doktora göründük. O gelişim yerine de gittik, gördünüz. Çekti mi orayı bilmem de. Ondan sonra tekrardan doktora gittik, neyse. Eve gidince anlatırım, şu an baygınlık geçireceğim vallahi ya. Bir de yokuş. Evde görüşürüz bacılar. Ne oldu eline? Arkadaşlar burası da ruh sağlığının oralar oluyor şöyle. Can Mahmet, evet, akrobatik hareketler. Arkadaşlar otobüsten indik, bakın. Şurada ev bebek var. Ama Can Mahmet yanımda ya, bir de benim hiç halim yok. Güneş çarptı galiba bana. O yüzden bakamayacağım. Daha sonra inşallah. Bakarım. Yoksa gezdirecektim size de.
kiliseye bekliyorum. Saatte 4 oldu. Bakın bu cadde var ya, her şey var. Migros, Moda Life. Ondan sonra bakın orada kargo var. Ondan sonra her şey, bak Mertem Mobilya. Şöyle şuralarda da bakın, karşısında ebebek var. İncir ağacı. Annem gülüm, burada park var arkadaşlar. Biraz parka getirdim Can Muhammed'e, oynas. Hadi oğlum oyna hadi. Heh. İyi bari gölgeymiş. Aferin, ay ne güzel. Hadi kaydıraktan in Can Muhammed. Hadi kay. Aferin. Hadi çık. Heh. Kay hadi. Ben de küçükken çok severdim o parkı. Hoppala. Ay Mickey Mouse'lu giyinmiş. Ne güzel. 1, 2, 3. Hoppala. Hadi hadi. Salıncak da var ha oğlum. Can Muhammed, salıncak da var. Ne kadar güzel değil mi? Akşam olunca bacılar var ya. Burası bir esiyor. Çok serin oluyor. Aslında biliyor musunuz Adana evin yönü iyi olursa serin bir yer. Ha mesela akşam dışarıya çık, serin oluyor. Ay Nazlı yeter şu sıcak konusunu kapat diyorsunuz biliyorum. Vallahi yoruldum bacılar, git gel. Ay çok yoruldum. Oğluşuma değer ama. Hadi oyna. Nefes de gelse ama. Oo. Bay bay. Bay bay anne. Böyle yapıyor. Daha diş randevusu almam lazım. Oy diş, oy. Dişimi. Neyse, yaparız ya Allah'ın izniyle. Eve gidip de size anlatacaklarım var. Kahveyi de içtim sizsiz. Neyse, babam çay demiştir. Çayla içerim. Hadi sallanalım. Can Muhammed. Bu arada ben de koca bebek oldum. Hadi. Hoppala. Hoppala. Az önce gelmiş, beni sallıyordu arkadan. Güzel mi? Dur. Hoppa. Hoppa. Tutun nefes. Can Muhammed, ön buralara tutun oğlum. Hah, aferin. Eve gidelim diyorum, yok diyor. Biraz daha şey yapayım da. Arkadaşlar ben eve geldim. Annem yemek yapıyor. Şöyle bugünün menüsü kuru fasulyedir. Söylemiştim ya. Pirinç pilavı. Şöyle. Ot su mu? Et suyu mu? Yani bilmiyorum. Yarına kalmasını istiyor mu? Kalmış sen de. Ben bilmiyorum. Tamam mı? Onu da yap. Tamam. Sen oraya mı çıktın kendi başına? Dondurma yapmış üstüne. Can Muhammed. Oh burası esiyor vallahi. Biraz da olsa esiyor. Esiyor mu oğlum? Hı? Bucu bucu. Gel üstünü değiştireyim gel. Hep bacaklarını da karaladın. Ha-ha. Hayır de ha değil. Bak oraya girme oğlum. Arkadaşlar pilavımız hazır. Can Muhammed de bağırışta. Heh. Efendim. Gülü mü düşürdün? Ha tamam. Anne bunu düşürmüş diye haber ver var ya. Düşürdü. Heh, taktık. Tamam. Heh. Tamam. Bucu bucu. Anne. Arkadaşlar bir de annem bizim milli tatlımızı yaptı. Pamuk prenses. Bayağıdır yapmıyorduk ama. Bir mik süt, şeker. 10 kaşık şeker, 10 kaşık irmik. Yumurta koydun mu içine? Hepsini arkadaşlar iyice pişene kadar karıştırıyorsunuz. Dök, şey yapmadan önce, söndürmeden önce vanilya ekliyorsunuz, vanilin bu. Üstüne de krem şanti biraz bu donduktan sonra. Çok güzel oluyor, deneyin. Yaz tatlıları için mükemmel bir şey, hafif. Borcama koyacaktım da sığmadı borcama. Borcamı ben sevmiyorum hani zaten. Evet yine ağlıyor. Ha. Pilav pişti arkadaşlar. Şöyle kuru fasulye. Ay ayırdım toprağı, havasını alayım ya. Pişmiş evet. Kuru fasulyemiz de. Şöyle. Düdüklü vallahi var ya, mükemmel. İyi ki icat etmişler ha. Şöyle. Ha. Bak. Şimdi biz yemek yiyene kadar donar yiyelim. Vallahi her şey hazır arkadaşlar. Pilav, kuru fasulye, tatlı. Annem hepsini yaptı. Oh şimdi güzel yiyelim. Tatlı ama böyle 2 saat sonra. Çünkü daha güzel oluyor tabii annem. Şimdi bu böyle yenmez.
Anne hele bir gün kalınca daha güzel oluyor. Aynen. Ya. Ha, Ser geldi arkadaşlar. Ser şef. Ser şef geldi. Teyze. Şoka geldim. Piknik setine bakmak için. Böyle buzluklar gelmiş. Ne lacivert? 17 lira. Bakayım bakalım. Aa, buraya da seyirin ağzından gelmiş. Bakın. 350 lira burada. Şöyle arkadaşlar bakın burada 350 lira, Seher 250 liraya almıştı. Şöyle dikiş makinesi gelmiş, Singer'in 2,5'unu. Bak bu çok iyi valla. Her şey evde diken ne güzel. Ondan sonra inşallah piknik sepeti gelmiştir. Piknik seti pardon. Dün gelecek dedi ama yarından için. Bakayım. Ah dün dedi ki ne? Yarın gelecek şimdi diyor öbürü. Bayramdan önce geldi sattık. Bir piknik seti alamadım ya. Piknik setine taktık şu an. Can Muhammed'in bezi bitmiş. Beze de bakayım bacılar. Böyle bulaşık altlığı mat mı diyorlar ne? Koku yapar ama bence. 20 liraymış. Bezler nerede? Bu şeyin bezi nasıl acaba? Şokun bezi. Bakalım. Şurada bezler var da. Bunlar da uçmuş fiyatı. Ha? 200 lira mı? Aa ne kadar? Kaç tane var? 104 tane. Arkadaşlar geldim eve. Can Muhammed onu dökersin. Piknik seti yok mu? Şampuan oğlum o. Turko Baby vardı yani. 200 liraydı 104 tanesi. Ondan sonra baktım bu Bebem Natura. Ben bunu kullanayım. 90 tane arkadaşlar. 170 liraydı. Kasa arkasında da bak şampuan ha şampuanla oynuyor. Kasa arkasında da arkadaşlar indirim vardı. 360 mililitre şey glisin şampuanı 30 liraya 29'a geliyordu pardon. Ben de aldım zaten şampuan az dibinde kalmıştı. Glis aldım. Dur. Oğlum şampuan şöyle arkadaşlar. Şampuanla oynuyor inanabiliyor musunuz? Böyleydi valla piknik seti yok. Bakarım. Daha sonra başka belki BİM'e A101'e gelir onlara bakarım. Ama o zaman ilk gördüğümü alacaktım. O gri vardı ya. O çok güzeldi. Ah, bak döktü. Aa, ya. Anne eline vermek de alıyor. Bak oğlum şampuan bu. Sil sil üstüne sil. Öyle arkadaşlar. Hadi tatlı yiyelim. Bayağı bir soğudu bakın. Şöyle. Şimdi dilimleyeceğiz. Ondan sonra biz eve gideceğiz. Arkadaşlar Can Muhammed uyudu biliyor musunuz? Hemen şöyle bir dilim. Rejime girdim. Şöyle eve geçince size sohbette anlatacağım. Bazı kararlar aldım ben bugün. Tadına bakayım. Kaç saattir bu dolapta? 2 saat falan anca. Aslında o 4-5 saat durması lazım. Bence de. Ama arkadaşlar. Lokum gibi. Aynen bak vallahi hem o kadar maliyetli değil. Hem de hafif. Yaz. Tam yaz tatlısı. Aynen. Çok güzel. Nefes buna bayılıyor. Gerçi geçen yaz 1000 defa yaptım. Sizi sıktım da. Nefes 3 dilim oldu yiyorum. Çok seviyor anne. Çok arkadaşa bunu çok seviyor. Çok güzel valla. Deneyin. Can Muhammed de seviyor bunu. Öyle. Sen içine yumurta da koyuyordun anne önceden. Bugün koymadım. Hava sıcak diye koymadım. Annem yumurta da koyuyordu arkadaşlar. Ben de koyuyordum da. Bu arada ay selam göndereceğim. Aklıma gelmişken unuttum. Fatmacığım sana selamlarımı gönderiyorum. Kızı beni izliyormuş Eda Melek. Eda Melek'cim sana selamlarımı gönderiyorum. Beni severek izliyorlarmış. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar babam çayı da demlemiş. Çayımızı da içelim. Ondan sonra biz gidelim. Şöyle çay balkonda. Vallahi balkon az da olsa esiyor. Küp şeker kullanmasını daha çok seviyorum ya. Bir tane atıyorum. Anam. 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 Benim aşkım. Gel hele gel. Gel teyzelerin diyor ki onu bir defa sıksana diyor şöyle. Şöyle sıksana şöyle. Şöyle. Anam kendini nasıl sevdiriyor ablaları teyzeleri bakın. Ay kurban olurum yaradana. Abi nerede? Abi anneanne de kaldı. Çok
keyfini de bilir. Oy kuyruğa bak. Geceyi tıraş ettireceğim bacılar. Karar verdim. Aşırı tüy dökülüyor çünkü. Anam minnokum. 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 Kendini nasıl sevdiriyor bak bu. Allah'ım aynı insan gibi. Ya kurban olurum yaradana. Anne daha önce doğmuş bebekler de. Nefes çok özledim ya. Anne doğmuş bebekler böyle boyutta olur yani. Şuna bacım bak kendini sevdiriyor. Anam 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 anam. Boyak görür müsün? Anam. Aa nefes bak tüyler dökülüyor. Birazdan tarayalım. Ama senin yaş mama günün değil bugün bebeğim. Verdim pazar günü. Arkadaşlar ben size şey diyecektim. Ha aklımdaydı. Adana her şeyle çok ucuz. Evet bunu kabul ediyorum. Ha gecenin tüyü varmış burada. Ben de telefon mu kırıldı dedim. Ne? Her şeyle çok ucuz arkadaşlar. Ama tek bir yönden rahatsızız. Ne derseniz otobüs fiyatları. Ne kadar olmuş biliyor musunuz? Nefes dur anne. Otobüs 15 lira olmuş parayla. Kent kart veya temassız kredi kartlarla 11,5. 11,5 mu 11,20 mi? Öyle bir şey. Aşırı pahalı bacım ya. Vallahi aşırı pahalı ya. O kadar pahalı mı? 2 kişi bin, çarşıya git 30 lira. Git gel 60 lira. Şuna ne oldu? Allah'ım şunun güzelliği ne olacak peki? Hemen geceyi şey yapacağım. Tarayacağım nefes dur. Arkadaşlar az önce de söyledim. Geceyi tıraş ettireceğim. Öyle bir karar aldım. Çünkü aşırı derecede tüyler dökülüyor. Burada da asker uğurlama varmış. İkindiden beri sesler geliyor. Anneanne diyor. Geliyormuş yani. Hadi gülün gülün. Arkadaşlar bakın geceden çıkan tüyler. O da tam yapamadım ha. Durmadı bakın. Aşırı tüy dökülüyor. Tıraşa gidiyorsun gece. Kesinleşti bu. Ben ona sohbetimi yapmadım ya. Neyse hemen bir sohbet yapayım. Bacım bugün kahve içmeyeceğim. Yeşil çay. Orada dura dura küfleneceğine de bir aralar yeşil çay sevdam tutmuştu ya. Ha? Dur onu ben çek. Şu gecenin haline bir bakın size göstereyim bir dakika. Gece. Aa, ismini biliyor bak. Gördün mü? Gecüş ya ama tıraş ettireceğim gecüş seni. Ay baygınlık geçireceğim. Bu ne ya? Sıcaktan Allah'ım yarabbim. O gün Instagram vardı. Instagram adresimi aşağıya paylaşın. Bir takipçim gönderdi. Hani Adana'da şey yapmak diye. Kahvaltı yapmak balkonda diye. Böyle su dökmüş saçına. Saçından aşağı diyor ki güya ter. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu sıcak 40 derece. Adana. Onu gördükçe gülüyorum. Anam anam anam. Arkadaşlar hemen size anlatayım. Nefes dur annem. Dur bırak. Ben size söylememiştim. 4 Temmuz'a aynı siz adet tek soyun parmaklarım yine böyle. 4 Temmuz'a randevu almıştım arkadaşlar. Değil 15-20 işte. Size söylemedim. Hani gidince söylerim dedim. Gittim işte bacılar bugün. Girdim. Hocam hani doktor anlat dedi. Ne var? Evet annem gördüm. Ne var? Hocam dedim benim oğlum konuşamıyor dedim. 3 yaşına girmesine 2 ay kaldı dedim. Eylül'ün 1 doğumu dedim. Hocam dedim yalnız dedim benim eşim vefat etti dedim. Bunu bilmeniz lazım dedim. Acaba dedim onun bir etkisi olabilir mi dedim. Tamam dedi hemen bir şey yazdı arkadaşlar böyle şey diye. Gelişim. Gelişim bir şey ya onu bak keşke çekseydim ya. Oraya yönlü hele o da doktordu aynen. Gelişim uzmanı aynen. Ondan sonra neyse tamam dedim sekretere bunu ver. Neyse her şey yapmayın çok uzatıyor böyle şeyler. Nefes annem dur. Girdim ondan sonra baktım geldi. Hocam dedim doktor beni yönlendir dedim geldim. Ondan sonra baktım hemen böyle masa vardı arkadaşlar. Çocuk masası. Evet annem dur bir şey anlatıyorum. Çocuk hani masası vardı baktım küpler vardı. Can Mahmet'e baktım arkadaşlar hemen küpleri dizdi böyle renkli renkli. 2 tane böyle 8 tane küp vardı. 2 2 diyelmiş kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Can Mahmet baktım hemen üst üste dizdi. Hocanın bir işi var neyse. Hadi diz bakalım dedi. Hocam dedim dizdi dedim. Neyse. Ondan sonra testler verdi arkadaşlar. Kalem kağıt verdi. Bana dedi ki hani oğlunuz dedi karalayabiliyor mu? Evet dedim hocam. Kız ablasıyla birlikte ama kalemi böyle tutuyor dedim. Neyse dedi. Böyle yaptı. Hadi Can Mahmet dedi nasıl sesleniyorsunuz? Tek Can mı dedi. Yok hocam dedim Can Mahmet diye sesleniyoruz dedim.
Ondan sonra kalemi verdi, böyle karaladı. Aferin dedi. Ondan sonra tenis topu aldı arkadaşlar, duvara attı. Can Mehmet bunu duvara at dedi. Maşallah arkadaşlar, duvara attı. Ondan sonra dur aklıma gelsin. Başka ne oldu? Ha, küpleri dizledi, dizdi. Ondan sonra ağzını göster dedi. Bebeği, bir tane bebek vardı nefes böyle şey. Dişinle oynama. Bir tane hani pırasa bebek bir şey diyorlar yani, böyle pembe saçlı. Bunun dedi ağzını yüzünü falan göster. Bir şey demedi. Gözünü gösterince böyle yaptı. Dedim ki hocam dedim, onları çok fazla bilmiyor. Ama dersiniz ki dedim, Can Muhammed ağzını aç, dilini göster deseniz dedim, onları yapar dedi. Ha dedi, tamam o zaman dedi. Ondan sonra arkadaşlar hani dedi kıyafetlerini kendisi giyebiliyor mu? Ayakkabı hani bir şeyler yapar. Dedim ki ne hocam dedim, ayakkabısını Can Muhammed kendisi giyiyor. Aha görüyorsunuz, yemeğini kendisi giyiyor. Aferin dedi, bravo dedi, çok güzel dedi. Hocam dedim, affedersiniz büyük abdesti gelince dedim hemen gösteriyor dedim. Eli kirlensin hemen ellerini yıkatıyor dedim. Tamam dedi. Ondan sonra ben bunlar rapor edeceğim dedi. 15 dakika bekleyin dedi. Doktor raporu görecek dedi. Neyse bekledim arkadaşlar. Çağırdı doktor. Hocam dedim hani ne dedim. Dur motor geçsin de. Çağırdı hocam. Hocam dedim ne dedim. Hanımefendi dedi, oğlunuzda hiçbir sorun yok dedi. Gelişimi gayet abartısız anlatıyorum size bacılar. Yalan söylemiyorum bak gerçekten. Oğlunuzda hiçbir problem yok dedi. Erkek çocukları dedi zaten genelde geç konuşur dedi. Ondan sonra ama dedi oğlunuza dedi telefon veriyor musun? Evet hocam dedim, telefonu veriyorum, televizyon. Lütfen dedi telefonu ve televizyonu çıkarın hayatınızdan dedi. Ondan sonra oğlunuzu dedi parka götürün, artı kreşe yazdırın. Bak bu bir şey dedi, kreşe yazdırın. E bacılar ben istemez miyim? E yemin ederim bak. Nefesin okulunda yaşsın. İstanbul'da da öyleydi. 5 yaşında nefes 5 yaşına gitti. 5 yaşından önce almıyorlar anaokulu. E şimdi ben nasıl gönderirim? Siz bana söyleyin. Ben araştırdım. Geçen yıl daha siz beni tanımadınız YouTube'da. Ben iş için gitmiştim arkadaşlar. O da yardımcı öğretmendi. Bana 2,5 milyar veriyor. Sigorta yoktu düşünün. Ondan sonra dedim hani ben oğlumu getirsem dedim yanımda. E dedi şu kadarını şu. O da çok az bir meblağ bak. Zaten 2,5 milyar maaş var. Ne? Neyse. Araştırıyorum. Can Muhammed bezi. E hadi bezini ben geçtim. Bezini hani tuvalete falan alıştırın. E bu çocuk küçük. 3 yaşında. 3 yaşındakiler de ayda 4 milyar istiyorlar arkadaşlar. E benim zaten bak yanlış anlamayın. Benim zaten imkanım olsa ben zaten oğlumu veririm. Kreş çok faydalı. Ben biliyorum. Hani annem diyor ki Nazlı diyor çocukları görür diyor. Aa bak bunlar da konuşuyor. Ben de aynısını yapayım der diyor bak. Ben de isterim. E ama nasıl hani araştıracağım vallahi. Şöyle Gamze'nin arkadaşı var. Oğlu anaokuluna bir şeye gidiyormuş. Ayda 750 lira mı neymiş? E dedim bacım dedim bizim burada böyle bir şey yok ki. Vallahi biz bulduk dedi Gamze'nin alt komşusu. Öyle arkadaşlar. Yani bakacağım oğlum için elinden geleni yapıyorum. Kreşe yazıyor. Ben nasıl yapayım? Parka götürdü. E tamam parka götürürüm ama bugün gördünüz. Götürdüm. Ay neresi telefonu bak doktor yasakladı. Oğlunuz dedi otizm değil dedi. Ben zaten biliyordum arkadaşlar. Ben size dedim. Ben çünkü otizmli çocuğa baktım. Öğretmenlik yaptığım yıllarda. Otizm çok farklı bir şey. Bana dedi ki ne doktor. Elini böyle böyle yapayım. Hayır hocam dedi. Değişik hareketler yapıyor. Bağırıyor. Değişik değişik sesler çıkarıyor. Hayır dedim. Arkadaşları hani mesela bir yere gidince dedi. Oynuyor mu dedi. Evet hocam dedim. Ablasıyla oynuyor arkadaşlar. Ondan sonra... Hocam dedim ben size bir şey soracağım dedim. Benim oğlum dedim babasının vefat ettiğini hissediyor mu acaba dedim. Tabii ki hisseder dedi. Ciddi söylüyorum abla. Sizden daha çok hisseder dedi. Hani bir kayıp olduğunu hisseder dedi. Peki hocam dedim ben her zaman bunu düşünüyorum. Gerçekten arkadaşlar ben her zaman bunu düşünüyorum. Hocam dedim benim oğlum yarın bir gün soracak dedim. Anne babam ne? Ben nasıl diyeyim? Hanımefendi dedi her şeyi doğru vefat etti diye söyleyin dedi. Bunu söyleyin dedi. Çünkü ama dedi bak bu lafa çok şey oldum biliyor musunuz arkadaşlar gerçekten. Ya benim böyle oldum abi ben her şeyi içime atıyorum. Ben her şeyi içimde yaşıyorum. Evlatlarım için dimdik ayakta durmaya çalışıyorum. Ama ben de insanım yoruluyorum. Çünkü her yük bana düşüyor. Ama şükrediyorum Allah bana güç veriyor. Ama arkadaşlar neyse oraya geleceğim. Doktor bana dedi ki ne? Hanımefendi dedi bunu kabullenmelisiniz dedi. Boşanan anne babalar ve vefat eden anne baba vefat eden çocuklarla hayatlarının her zaman bir noktasında kopukluk var dedi. Bunu aklınızın bir köşesine yazın dedi. Bak bunu dedi bana. Doğru söylüyor.
Çünkü arkadaşlar mesela bende erkek figürü yok, anladın mı? Doktor dedi ki kaç kişi kalıyorsunuz evde dedi. Dedim kız kardeşim kalıyor, ablası ben dedim. Yani de erkek yok dedim. Evet hocam dedim, ama dedim anneannesine bırakıyorum. Dayısı var dedim, dedesi var dedim. Çok iyi yapıyorsun dedi. Evde bir erkek figürünün olması çok iyi dedi. Anneannesine dedesinin yanına bırak dedi bak. Bunu söyledi. Ben anneannesine bırak. Aha bugün de bıraktım bacılar. Onu iyi yapıyorsun dedi. Her zaman hayatında bir erkek figürü olsun. Ben de babam Samet hani. Yani çok şükür başımdan Allah'a çok şükür babam arkamızda. Yani bacılar böyle oldu. Yani her zaman bir kopukluk olacak. Bu çocuk sana devamlı soracak anne, dedi hani. Anne, yarın bir gün. Anneannemin torunu oynadı. Evet. O önceden oynadı. Şey dedim. Ha. Ne diye ben unuttum ya. Bak ne bes unutturdun hafız, böyle unutuyorum ha. Ay çok da konuştum bacılar, ama anlattım yani ne olup ne bittiğini. Öyle oldu arkadaşlar. Yani bu sana soru ha, dedim ki hocam dedim. Arkadaşlar biliyor musunuz ben ne oldu? Ben böyle ağlıyorum ya eşim için. Bazen Can Muhammed beni odada ağlıyorum bak. Odada ağlıyorum arkadaşlar. Ha, yalan söylemiyorum. Bazen burada da ağlıyorum. Can Muhammed geliyor. Göğsümü vallahi buraya koyuyor arkadaşlar. Böyle bana sarılıyor. Yani anne ağlama diyor ha. Vallahi öyle diyor. Ağlama diyor. Sarılıyor beni hani eşim için. Hocam dedim ağlıyorum hani dedim, sen de ağlama dedi, çocuğun yanında ağlama dedi. Hocam dedim hani o dedim yanıma dikkat et dedi. Böyle. Beni hissediyor biliyor musun? Böyle arkadaşlar yani beni sahipleniyor gibi bir şey. Hani anne konuşamasa da bana sarılıyor ya. Öyle işte ya. Öyle oldu bacılar. Çok şükür bir şey. Ha, olsaydı o da benim evladımdı yani. Bir şey olmazdı. Ama aklımdaki soru işaretlerini giderdim. Değil mi? Öyle oldu bacılarım. Bu arada Ayşenur var takipçim, ama ben arkadaş oldum onunla arkadaşlar. Devamlı konuşuyoruz böyle. Aynı sanki kaç yıllık arkadaşım gibi. Ona Paris'te oturuyor. Selamlarımı gönderiyorum canım Ayşenur'cum. Gelecekmiş herhalde yanıma. Türkiye'ye gelecekler. Al senin yanına da geleceğim dedi. İnşallah gelir görüşürüz. Böyle bacılar vallahi ben burada kapatayım. Yarına kısmetse inşallah inşallah bu videoyu düzenleyebilirim. Bugün vallahi uykum gelmezse neyse. Sizleri çok seviyorum bacılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.